Pekala ekip, bugün gökdelen için asansör işini halledeceğiz. Harika! Yaşasın! Asansör nedir bu? Anlatayım bak. Bu kadar büyük bir bina inşa ettiğinizde merdivenleri kullanarak inip çıkmak için fazla yüksek olur. Bu yüzden asansör denen bir taşıma aracı koyarız. İçine binersiniz, bir düğmeye basarsınız ve sizi binanın en tepesine kadar götürür. Oradan Spring şehrinin tümünü görebilirsiniz. Vay canına. Spring şehrinin tümünü mü? Spring şehrinin tümünü görmek istiyorum. Asansörle çıkabilir miyim? Lütfen, 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 lütfen. Maalesef Sukup, sanırım asansörle çıkmak için biraz fazla büyüksün. Evet. Arka kepçen dışarıda kalır. Tiny, yük kafesini gönderir misin lütfen? Hemen iniyor Bob. Teşekkür ederim Tiny. Şimdi yukarı çıkıp işe başlayacağız. Şu malzemeleri yük kafesine yükler misiniz lütfen? Hiç sorun değil Bob. Yapabilir miyiz? Evet, yapabiliriz. Affedersiniz, geciktim. Merhaba Bob. Merhaba Başkan Madison. Merhaba ekip. Merhaba Başkan Madison. Merhaba Bay Bentley. Herkese merhaba. Teşekkür ederim Bay Bentley. Bu kadar yeter. Pekala Bob. En üst kata çıkmak istiyorum lütfen. O konuda küçük bir sorun olabilir. Çünkü binaya henüz asansörü monte etmedik. Ama Spring Şehir Gazetesi'nin yarınki manşeti için en tepede bir fotoğraf çektirmem gerekiyordu. Belediye başkanı şehrini inceliyor. Biz de şimdi tam asansörü takmak üzereydik. Daha sonra gelseniz olur mu? Servis asansörü de var. Hayır, onunla çıkamam. Daha sonra geliriz. Bay Bentley. Saat 4'te gelebiliriz. 4'te mi? O halde 4 olsun. Ne güzel, saçım yaptırmak için bir sürü vaktim olacak. Bir belediye başkanı her an iyi görünmeli. Başkan saat 4'te çıkmak istiyorsa harekete geçsek iyi olacak. Pekala ufaklıklar, kafesi doldurun. Keşke yukarıdan manzarayı görebilseydim. Bütün Spring şehrini. Senin için dert değil Martıcık. Gökdelenin tepesine istediğin zaman çıkabilirsin. Yüklendi ve çıkmaya hazırız Tiny. Kule gücünün vakti geldi. Bir dakika. Hazır edeceğiz Bay Bentley. Çok güzel. Bu yolun yapımını hatırlıyorum Bob. Uçurumun kenarına kadar gidiyordum. Bitirdiğimizi sanıyordum. Pek sayılmaz Scoop. Başkan buranın gerçek boyutlu dinozorlarla Fixum'un yeni dinozor parkı olmasına karar verdi. Dinozor nedir? Onlar kocaman kertenkelelerdi. Ama çok çok uzun zaman önce. Kaç tane dinozor olacak? 5. Bir ankilozorus. Bir iguanodon. Bir stegozorus. Ve bir pterodaktil. Yani 4 dinozor olacak. Bir de hareket edip kükreyebilen çok özel bir triceratops maketi olacak. Yani 5 olacak. Yani bir sürü dinozor mu geliyor? Yalnızca dinozor maketleri. Sakın korkma Mark. Korkmuyorum tabii. Yol boyunca kapıları, tabelaları ve dinozor maketlerini yerleştirmemiz gerekiyor. Hadi işe koyulalım ekip. Takımla tanışın millet, biz bir ekibiz. Elinden pek çok iş gelen mutlu aileyiz. Herkes bağırsın, yaşasın ve alkışlasın. Dostlarla birlikte bugün çok çalışıyoruz. Biz bir ekip, ekibiz. Herkes bağırsın, yaşasın. Neydi o? Bir dinozor. Olamaz. Dinozor beni yakalayabilir. Mark, beni kocaman sarı bir dinozor mu sandın? Paniklemene gerek yok Mark. Sanırım dinozorları pek sevemeyeceğim. Aslına bakarsan küçük bir çocukken ben de onlardan biraz korkardım.
Sen mi korkuyordun Leo? Korkumu nasıl yendin biliyor musun? Nasıl? Bir dinozor gibi kükreme taklidi yaparak. Olabildiğince yüksek sesle. İşte böyle. Hadi denesene Mac. Tamam. Böyle mi? Çok güçlü bir sesti. Şimdi daha iyi misin? Biraz daha. Teşekkür ederim Leo. Bu patikayı bitirmek için biraz daha ağaç yongası lazım. İkiniz gidip getirir misiniz? Tabii Bob. Bir dinozor bekliyorsanız iyi gününüzdesiniz. Vay! Bu hangi dinozor Bob? Onun adı Iguanodon. Daha fazlası da yolda geliyor. İşte gösterinin yıldızı bu Bob. Triceratops hizmetinizdedir. Harika, teşekkürler. Günaydın ekip. Günaydın Bob. Gidelim. Bugün Şef Teti'nin yepyeni döner restoranındaki işlerini bitiriyoruz, tamam mı çocuklar? Adı Uçan Tava. Yuhu! Harika. Uzay gemisine benziyor. Amaç da bu, Scoop. Pekala, ben mutfağı yaparken Leo, Mac, Scoop ve Lofty bu girişi süsleyecek. Başka bir gezegendeymişiz gibi uzay gemisi rampamız ve ay taşlarımız olacak. Yaşasın! Ben de tavanın bir atlı karınca gibi dönmesi için elektrik tesisatını yapacağım. Müşteriler böylece yemek yerken farklı manzaraların keyfini çıkaracak. Kulağa eğlenceli geliyor. Evet! Ve ikiniz için çok özel bir sürprizim var. Öğle yemeği için özel yemeğimi hazırladım. Sardalyeli sandviç. Yaşasın! Hey. Heyecanlanacağınızı biliyordum. Pam, 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 merhaba Şef Teti. En sevdiğim inşaatçı ekip dostlarım. Yardım edebilir miyiz? Evet. Bunlar bu akşamki açılış ziyafetindeki şefin özel yemekleri için. Kremalı patlıcan, fettuccine ve ocakta ızgara yapılmış biberiyeli köfte. İşte bu kulağa lezzetli geliyor. Ama benim sardalyeli sandviçlerim kadar değil. Pekala ekip. Yapabilir miyiz? Evet, yapabiliriz. Takımla tanışın millet, biz bir ekibiz. Elimden pek çok iş gelen mutlu aileyiz. Herkes bağırsın, yaşasın ve alkışlasın. Dostlarla birlikte bugün çok çalışıyoruz. Biz bir ekibiz. Çok iyi iş çıkardık millet. Gerçekten bir uzaylının evim diyeceği bir yere benziyor. Şey, uzaylı nedir? Uzaylının ne olduğunu herkes bilir. Şeydir, Leo, uzaylı nedir? Uzaylılar uzak gezegenlerden gelen çok küçük yeşil misafirlerdir. Turist gibi mi? Tatile çıkan turistler. Neye benziyorlar? Şey, sanırım yeşil tenli, üç gözlü ve dört bacaklı canlılar ve kahvaltıda yemeği en çok sevdikleri şey... Yemek vakti. Birazdan dönerim. İşte oldu. Spring şehri yılbaşı sergisi için ihtiyacımız bu kadar. Evet, geri kalan her şey orada. O halde gidelim. İnşa etmek için sabırsızlanıyorum. Evet, yılbaşı sergilerine bayılıyorum. Tamam, tamam. Gidiyoruz. Lofty, biz gidiyoruz. Fazla geç kalma. İşte oldu. Süslemeler bitti. Yılbaşına bayılıyorum. Her yer süsleniyor. Bob'un evi hariç. Artık Bob'a vereceğim yılbaşı hediyesini buldum. Ama önce ona sergi için yardım etmeliyim. Ardından dönüp Bob'a hediyesini ayarlarım ben.
Çok heyecanlı. Karolar hazır. Sergi hediyeleri de öyle. Ayrıca lazer ışıkları da. Bob, ağacın temeli hazır mı? Evet, sergi oluşturmak için her şey hazır. Artık tek ihtiyacımız yılbaşı ağacı. Peki yılbaşı ağacı nerede? Oldukça büyük bir ağaç getirdim. Vay! Başkan bu akşam ağacın ışıklarını yakacak. Yani yapabilir miyiz? Evet, yapabiliriz. Takımla tanışın millet, biz bir ekibiz. Elinden pek çok iş gelen mutlu aileyiz. Herkes bağırsın, yaşasın ve alkışlasın. Dostlarla birlikte bugün çok çalışıyoruz. Biz bir ekip, ekibiz. Herkes bağırsın, yaşasın. Bu ağaç kocaman. Bakın, zemin buza benziyor. Bu gösteri bir harika olacak. Merhaba Lofty. Sergi için bir hediye mi o? Hayır Safi. Bu Bob için ve ona vermek için sabırsızlanıyorum. Herkese mutlu yıllar. Mutlu yıllar. Pekala Lofty. Bob ve Leo kar makinesini hazırlıyor. Sen de ağaç ışıklarını asmama yardım eder misin? Elbette. Önce şu hediyeyi yerine bırakayım. Duydunuz mu? Bir kar makineleri olacak. Müthiş! Bob'un hediyesi araç gereçten uzakta. Burada gerçekten güvende olur. Yavaşça Bentley, dizleri kır. Olamaz. 14. 101, 102. Merhaba çocuklar, sizi görmemiştim. İyi denemeydi baba. Neden herkes bugün tuhaf davranıyor ki? Bu öğleden sonraki eğlence koşusu için antrenman yapıyorlar. Eğlence koşusu mu? Koşmak neden eğlenceli anlayamıyorum. Çok eğlencelidir. Ayrıca formda ve sağlıklı kalmanın harika bir yoludur. Yarışmacılar bu hafta boyunca yaptığımız parkurda koşacaklar. Bu gerçekten eğlenceli görünüyor. Keşke biz de katılabilseydik. Evi bakıma katılacağız Scoop. Spor parkurundaki son engelleri bitirerek. Yani bir ip merdiven, tırmanma kafesi ve kanatlı köprüyü. Hey! Merhaba Bob'un ekibi. Herkes sağlık parkurunu bitireceği için heyecanlı mı bakalım? Evet! İşte buna enerji denir. Vay! Sky Simpson, Spring şehrinin en ünlü sporcusu ve dünya şampiyonu. Eğlence koşusunu Sky organize edecek. Söylesene Sky, koşuda, yüzmede ve kaşıkta yumurta yarışında dünya rekorlarını kırmayı nasıl başardın? Asla pes etmeyerek. Ayrıca meyve sebze yardımıyla kahvaltıda brokoli yemeyi çok severim. Kahvaltıda brokoli mi? Bob, yarın brokoli yiyebilir miyiz? Hayır Scoop. Sen bir makinesin, unuttun mu? Senin yemeğin dizelden ibaret. Haklısın. Pekala ekip, bitirmemiz gereken bir parkur var. Duydunuz. Hadi başlayalım Bob'un ekibi. Takımla tanışın millet, biz bir ekibiz. Elinden pek çok iş gelen mutlu aileyiz. Herkes bağırsın, yaşasın ve alkışlasın. Dostlarla birlikte bugün çok çalışıyoruz. Biz bir ekip, ekibiz. Herkes bağırsın, yaşasın. Tırmanma kafesi tamam. Harika iş çıkardınız Bob'un ekibi. Dinlenmeye vakit yok. Özel bir sürpriz olarak hepinize eğlence koşusuna yazdırdım. Kimler heyecanlı söyleyin bakalım. Ben! Ben değilim. O zaman şimdi antrenmana başlayalım. İlk önce yıldız zıplayışı. Haydi ekip, haydi.
Bu yaptığın egzersiz değil Leo. Aslında öyle. Baş parmaklarıma yaptırıyorum. Nasıl yapıyorum Sky? Takımla tanışın millet, biz bir ekibiz. Elimden pek çok iş gelen mutlu aileyiz. Herkes bağırsın, yaşasın ve alkışlasın. Herkes bağırsın, yaşasın ve alkışlasın. Dostlarla birlikte bugün çok çalışıyoruz. Biz bir ekip, ekibiz. Herkes bağırsın, yaşasın. Kapı kolları. Anlamadık. Kapı kolları. Onları bizim depoda unuttum. Şimdi gidip almam gerekecek. Hiç sorun değil. Çok vaktimiz var zaten. İş bitmek üzere. Pekala. O zaman Mac beni götürebilir. Siz işe devam edin. Geri döndüğünde iş bitmiş olacak Bob. Harika. Birazdan dönerim. Gerçek bir dinozor iskeleti. İnanamıyorum. Uzun sürmez Mac. Kapı topuzları, kapı tokmakları, kapı numaraları, kapı kolları. Neler oluyor? Oh, bundan hoşlanmıyorum. Başımı döndürüyorsunuz. Cooper, dur artık. Burada ne işin var bilmiyorum Cooper ama şu an seni eve götürecek vaktim de yok. Peki ne yapacaksın Bob? Onu burada Pilchard'la bırakamazsın. Bizimle müzeye gelmesi gerekecek. Çünkü bu kapı kollarını bırakmalıyım. Sonra seni eve götüreceğim. Şurayı atlamışsın. İşte oldu. Her şey hazır. Poşette ne var? Sosyosis sandviçim. Muhteşem Tyrannosaurus Rex'in gelişini kaçırmak istemedim. Bu yüzden siz iskeleti indirirken ben de yemeğimi yerim diye düşünmüştüm. Bir dinozor bekliyorsanız iyi gününüzdesiniz. Üstümde çok büyük bir iskelet var.